Herkese selamlar. Yine farklı bir çalışma ile beraberiz. Görmüş olduğunuz bu gülleri Emine Hanım yıllardır saklıyormuş. Ben de onlardan kendisine bir pano yaptım. Yapacağım pano için her zamanki gibi epoksimi hazırlıyorum. Epoksinin karışımını tamamladıktan sonra içine sedef beyaz toz boya karıştırıyorum. Karışımını tamamladığım epoksiyi kalıba döküyorum. Dökmüş olduğum epoksinin üzerine sırasıyla kurumuş gülleri yerleştiriyorum. Siz isterseniz farklı çiçeklerle farklı dizaynlarda yapabilirsiniz. Kalıbın etrafına tüm çiçekleri dizebileceğiniz gibi tam ortasına da bir dizayn oluşturabilirsiniz. Dilerseniz epoksiye beyaz boya karıştırmadan kalıbın tabanına şeffaf epoksi de dökebilirsiniz. Fakat bazı duvarların duvar boyasının farklı olması ve duvar kağıdı olması sebebiyle ben şeffaf olmasını tercih etmedim. Canlı çiçeklerinizin renklerini aynı şekilde muhafaza etmek istiyorsanız satılan çiçek kurutma kumlarından alabilir ya da irmik içerisinde kurutabilirsiniz. Bana göre güle en çok yakışan sim ve altın varak. Bardağın dibinde kalan epoksinin içerisine çok az altın yaprak varak karıştırıyorum ve bunu kalıba döktüğüm epoksinin içerisine aralıklı olarak koyuyorum.
Kalanları da güllerin üzerlerine serpiştiriyorum. Yüzeyde kalan güllerin sert olması için hazırladığım şeffaf epoksiyi güllerin her yerine gelecek şekilde döküyorum. Yaptığım çalışmanın ikinci katını dökebilmek için 24 saat donmaya bırakıyorum. Bir günün ardından hazırlamış olduğum şeffaf epoksiyi tekrar güllerin üzerinden gezdirip ikinci katı döküyorum. Güllerin üzerlerine çok az miktarda sim döküyorum. İkinci katını da dökmüş olduğum çalışmamı 24 saat donmaya bırakıyorum. Kalıptan çıkarmış olduğum panonun kenarlarını gravür makinesiyle temizliyorum. Panoya zincir takabilmek için deliklerini açıyorum. Kenarlarını ortalarıyla uyumlu olabilmesi için varak yapıştırmak istedim. Bunun için de varak tutkalı sürüyorum.
sürmüş olduğum tutkal kuruduktan sonra üzerlerine yaprak varakları yapıştırıyorum. Bu işlem belki biraz zorlayıcı olabilir. Siz bunun yerine fırça ile sıvı varak da uygulayabilirsiniz. Son aşama olarak delmiş olduğum deliklerden panonun zincirlerini geçiriyorum. Yapmış olduğum pano artık Emine Hanım'ın evinde yer almaya hazır. Sizlerin de elinde yıllardır sakladığınız, özel günlerinizden kalan çiçekleriniz varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım bu videoda sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.